Bir izleyicimiz demiş ki bu arada İstanbul'da 6 aydır simit 15 lira zaten demiş. Bir başka izleyicimiz 3 ay önce 20 liraya ay çekirdekli sevdiğim bir simit vardı. 3 ay sonra şimdi 60 liraya alıyorum. 3 ay önce 20 liraya aldığım simit demiş. Ekmekte de sizin dediğinizi destekler bir izleyicimiz diyor ki klasik somun 10 e, lira içi pişmemiş, rengi bile değişti ekmeğin diyor. Trabzon Vakfı Kebir diyorsunuz. Onu da 40-50 liraya satıyorlar demiş. Öyle de gerçekten. Yani bir an bir yerde gerçekten evet. ne yediğimizi de bilemez halde olduk. Şimdi aklımda kaldığı kadarıyla un fiyatları 30 lira civarında. 30 lira un olunca elbette içerisine su falan ekleniyor tuz ve diğer maliyetleri de var yani ekmeğin kilogramını 50 liradan aşağı satmak hakikaten zor olur Kilogram 50 lira olma. yani Aha. 50 lira kilogramı 50 lira kilosunu 50 lira. yani 30 lira un çünkü unu 30 lira hı hı. yani dolayısıyla üstelik de sübvansiyonlu bir un bu Hı hı. Ee, yani un 30 lira olunca yani ekmeği hakikaten 50 lira 60 lira olması gayet normal bir kilogram yani sizin bahsetmiş olduğunuz o somunlar işte 200 gramsa hani 5 tane ekmek 1 kilo eder evet. 5 tane ekmeğin o zaman 50 liraya bölünmesi lazım işte 10 lira falan yaklaşık yani o civarda hani ekmekte öyle bir pahalılık yok ama az önce dediniz ki e, simit 15 lira İstanbul'da şimdi ben de Ankara'ya bir süre gelmemiştim. Geldim, gördüm. Ankara ile İstanbul arasında fiyat farklılığı var. Ankara hmm. gayet İstanbul'a göre ucuz. İstanbul'a göre daha az stresli olan insanlar gördüm. Endişeli insan sayısı az. Yani İstanbul'da karamsarlık, endişe, fazla fiyatlar gayet yüksek. Ankara'da daha uygun işte stres aşağı yukarı görmedim, rastlamadım. Bu gidişle sizi ee, de Ankaralı olarak kalite... görebiliriz. Ankara'ya taşınabilirsiniz. Ankara'da gördük <laughs> <meclisten> sonra. <laughs> yani kalite daha yüksek mesela Ankara'da. Doğru. Maalesef yani dönerine bakıyorsunuz döner gibi döner. Ondan sonra fiyatına bakıyorsunuz. Yani ben İstanbul fiyatlarına diyelim alıştığım için fiyatlar bana makul geliyor. Mesela ben su böreği severim. Böyle kalın şey etmiş su böreği. Yani İstanbul'da bunu yapan yer artık son derece az. Yapılan yerlerde de kilosu bin lira falan gibi. Yani geldim burada Ankara'da 400 lira kilosunu yiyebildim. Yani bir kilo yemedim tabii de. <laughs> e 400 lira işte 75-100 liraya böyle porsiyonunu yiyebiliyorsun. Yani İstanbul'da en az 200 lira. Yani evet. iki katı fiyatına yiyebiliyorum. Yani dolayısıyla böyle İstanbul farklı hakikaten Ankara daha da Gerçekten farklı. Gerçekten çok farklı. Ee, İzmir, Ankara'da havalimanına indiğiniz İzmir anda itibaren Abdurrahman Bey o farkı havalimanındaki fiyatlar da dahil hissediyorsunuz. Bir de şey yani şöyle de bir gerçek var. Taksiye de bilseniz Ankara'da e, İstanbul'a göre daha endişesiz, daha rahat bir ee, yaşam olduğunu fark ediyorsunuz doğruya doğru. Sabah sabah izleyicilerimize su böreği simit dedik, ekmek dedik, acıktırdık. Bu yüzden. <laughs> Şimdi e, bunun ama ciddi bir nedeni var. O neden şey, e, kira evet. e, ya da konut fiyatları, e, gayrimenkul fiyatları. Yani Ankara'da gayrimenkulün e, arzının daha kolay olması, arsa bulunabilmesi, uygun fiyata arza, arsa olması e, konut fiyatlarını düşük tutuyor Bu da kira fiyatlarını Buna göre e, şey diyor e, oluşturuyor ve böyle bakınca yani Ankara'da niye maliyetler düşük fiyatlar daha düşük İstanbul'a göre işte simit niye İstanbul'da 15 lira Ankara'da 10 lira e, yani Ankara'daki bastırılmış fiyat diyelim biraz da ama diğer şeylerden de anlaşılıyor ki yani Ankara'daki bu konut fiyatı ya da işte gayrimenkul fiyatları bence ana belirleyici. Biraz da tabii alım fiyatı yani alıcıların ödeyeceği fiyat da fiyat artışlarını sınırlandırıyor. Benim gözlemim geçmişlerde mesela İzmir en ucuzdu. Yani Ankara'dan da ucuz bir şehirdi. İstanbul'dan evet. gayet ucuzdu özellikle yiyecek konusunda çünkü üretim yereldi. bilinçli bir tüketici vardı ama son yıllarda İzmir'de de fiyatlar yükseldi. İstanbul'u takip ediyor gibi Ankara'nın üstüne çıktı. Sebep yani kuzeyden Marmara bölgesinden göçler Göç. ve o göçlerin yol açmış olduğu gayrimenkul fiyatları. Ee, İzmir'de gayrimenkul fiyatlarını yükseltince e, sonuçta bu oluyor. Yani gayrimenkul fiyatların fiyat artışlarının e, en temel belirleyicilerinden birisi dünkü Merkez Bankası Başkanı'nın sunumunda da aslında geniş bir şekilde yer aldı. E, ve evet. e, %124'e çıktı kira e, fiyat artışları son bir yılda. Sayın Başkan işte bunun ee, enflasyonu tahminden de üstüne e, yükselmesinin ana nedeni olarak saydığı Önümüzdeki dönemde ise e, konut fiyatlarının hız kestiğini düş e, enflasyonun altında artmaya başladığını Dolayısıyla bunun kiralara yansıyacağını ve bunun da yine enflasyonu düşürücü yönde Önümüzdeki dönemde etki yapacağını söyledi çok önemli bir tespitte bulundunuz. Gerçekten dün kira konut ve konuttaki fiyat düşüşü, fiyat artış hızının düşüşü kiralara da yansıyacak beklentisi. O zaman belki bizim yediğimize, içtiğimize de bir yerde yansıyabilir. Çünkü deposundan ee, e, işte kirasına kadar, iş yeri kirasına, dükkanının kirasına, restoranının kirasına kadar biz ne yiyoruz biraz bu kiraları da yiyoruz diye çok hatta esprili bir şekilde anlatılan bir başlıkta. Şöylece kapatayım ben, e, yine bir izleyicimizden gelen yorum bence de doğru bir yorum. Tarım temalı bir ülkede simit ve ekmeği tartışacak duruma geldik diyor. Ne dersiniz bilemedim ama bir de bir son dakika gördüm Abdurrahman Yıldırım izninizle onu aktarayım Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14:30'da MHP lideri Devlet Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek sürpriz bir görüşme bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da MHP lideri Bahçeli'nin de programında zannederim olmayan bir görüşmeydi birazdan bağlantı alacak mıyız değerli arkadaşlar. Birazdan bir bağlantı alacağız. Abdurrahman Yıldırım buyurun size döneyim. Varsa şayet ekmek, simitle ilgili diyecekleriniz onları alayım. Sonra Merkez Bankası'nın açıklamalarına da yavaş yavaş geçeriz. Buyurunuz. Evet. Yani gıda enflasyonu aslında e, enflasyon sorunundan e, daha fazla e, bir sorunumuz. Çünkü enflasyon genel enflasyon üzerinde seyrediyor. E, yine gıdanın bazı alanlarında özellikle et ve et ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde zaman zaman meyve sebze fiyatlarında çok yüksek artışlar görüyoruz. Bunu yaşıyoruz. Enflasyonun %50 üstüne hatta enflasyonun iki katına çıkan fiyatlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla canımızı yakıyor toplum olarak. Ve de gıda fiyatlarının, gıda harcamalarının toplam harcamalar içerisinde yüzde çıktığı en fakir, geliri en düşük toplum kesimlerine bu durum çok zorluyor. Çünkü enflasyona daha yüksek düzeyde maruz kalıyor ve toplumda yapılan araştırmalar işte son bir araştırmada gösteriyor ki Merkez Bankası yıl sonu için en yüksek yüzde 42 enflasyon beklerken toplumdan işte vatandaşlardan yapılan anket yoluyla bu yüzde 96'ya kadar çıkıyor yani yüzde 96 vatandaş enflasyon bekliyor yıl sonunda yani o vatandaşın içinde bulunduğu durumdan kaynaklanan bir şey bence hani kafadan atma değil yaşadığı hissettiği enflasyonu dile getiriyor dolayısıyla bu daha çok gıda enflasyonundan bence kaynaklanıyor gıda artı e, kira diyeceğim. Yani kiralar yüzde 124, gıda yüzde 70'lerde, bazı işte et ve şeylerde yüzde 115'lerde vesaire. Dolayısıyla biz enflasyonla mücadele ederken aslında gıda tarafını ayrı bir şeye tabi tutup bir reform sürecinden geçirmemiz lazım. Ee, burada da daha önce açıklanmış olan bazı önlemler var ama yürürlüğe konmadı. Yürürlüğe konmasını da beklememiz lazım. Ee, önemli dediniz ben bir, bir çok kısa bir şey merak ederim. Şimdi Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde, üst sınır yüzde 42, orta sınır orta band yüzde 38, 2 puan güncelledi. Siz dediniz ki halkın enflasyon beklentisi yüzde 96. Ya dünyanın neresinde böylesi bir makas açıklığı vardır? Bu normal midir? Yani normal değil. Herhalde dünyanın en yüksek 5. enflasyonunu yaşayan bir ülke olarak bu konuda da herhalde ilk sıralarda yer alırız. Yani hiç normal değil. Ama çok farklı bir enflasyon yaşadığımız da bir gerçek. Bu konudaki benim görüşüm eğer önlemler alınmasaydı bence hiper enflasyona doğru Türkiye gidebilirdi. Şimdi önlemler alındı, alınıyor, alınacak inşallah. Dolayısıyla bu hiperenflasyon yolundan döneceğiz. Hı hı. Yoksa yani fiyatlama davranışları, hissedilen fiyatlar, yaşanan enflasyon, yani toplumda hakikaten çok yakıcı, kavurucu bir ortam yaratmış durumda. Müthiş bir yaşam ya da geçinme krizi diyelim. Evet. Geçinme krizi yarattığı kesimler var. Çünkü biz sadece yüksek enflasyonu yaşamadık. Yani en hızlı enflasyon artışını ilk defa yaşadık. Ee, ama aynı zamanda en hızlı gelir dağılımı ve servet dağılımı bozulmasını da birlikte yaşadık. Dolayısıyla toplumun ciddi bir kesimi, düşük gelirli kesimi, çok ciddi oranda bu enflasyon yükselmesini ya da yoksullaşmayı ya da işte geçinme krizini yaşamış bulunuyor verilen cevaplarda aslında buna paralel. Teşekkür ediyorum.